Merhaba arkadaşlar, Hareket Kontrol Sistemleri eğitim serisine hoş geldiniz. Kısaca kendimi tanıtmak istiyorum. Ben Emre Aksöz. 2014 yılında Kocaeli Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünden mezun oldum. 2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Elektrik Mühendisliği yüksek lisans programını tamamladım. 2014 yılından beridir endüstriyel otomasyon sektöründe çalışmaktayım. PLC ve otomasyon sistemleriyle ilgili her yerde yeterince kaynak ve içerik olmasına rağmen hareket kontrol sistemleri üzerine yeterince kaynak bulunmamaktadır. Bu yüzden benim amacım hareket kontrol sistemleri ve tekniği ile ilgili direkt uygulamaya yönelik ve damatılmış bilgiler vermek arkadaşlar. Bu dersin ön koşulu olarak temel seviye PLC programlama biliyor olmanız. Eğitimin içeriğine bakacak olursak genel bir giriş yapacağız. Sektöre yönelik kavramlardan bahsedeceğim. Hareket temel kavramlar, düzgün doğrusal hareket, düzgün dairesel hareket, katı cisimlerin kendi eksen etrafında dönmesi, hareket profilleri, hareket kontrol sistemlerine ait mekanik bileşenler, kayış kasnak, vidalı mil, zincir mekanizmalar, dişli mekanizmalar, redüktörler, elektrik makinaları, sektörde en çok kullanılan asenkron motor ve servo motor, geri besleme elemanları, artımsal enkoder, mutlak enkoder, hız kontrol cihazları, AC sürücü ve servo sürücü, son bölüm programlama, kontrolcü çalışma prensibi, hız kontrolü, pozisyon kontrolü, senkron kontrol, mekanik hesaplamalar ve sektöre yönelik uygulamalar yapacağım arkadaşlar. Kavramlara giriş yaparsak eğer, otomasyon, insan vasıtasıyla gerçekleştirilen işlerin otomatik olarak yapılmasını sağlamaktır. Bu cümle aslında bütün her şeyi özetlemekte. Diğer bir tanım, bir işin insan ile makine arasında paylaşılmasıdır. Yani bu paylaşım ne kadar yüksekse, bu paylaşımın yüzdesi ne kadar yüksekse, otomasyon düzeyi de o kadar yüksektir. Otomasyon birçok sektörde yer almaktadır. Örneğin masaüstü programcılığı ile yapılan bir kafe yönetim sistemi arkadaşlar bir bilişim otomasyonudur. Ancak bizim dersimizin konusu ve bizim işimiz de endüstri otomasyon. Endüstri otomasyon fabrikalarda üretim süreçlerinin otomasyon ile yapılmasıdır. Yani burada amaç verimliliği artırmak, emekten ve zamandan tasarruf sağlamak, maliyetin düşmesini ve kalitenin artmasını sağlamak, otomatik üretimi artırarak bireysel hataları ortadan kaldırmak ve bu işin sonucunda da iş güvenliğini sağlamak. Endüstri otomasyon temel olarak üçe ayrılır arkadaşlar. Proses otomasyonu, makine otomasyonu ve robot otomasyonu. Bunun alt kırılımları da olabilir. Fabrikada bunlar bazen ayrı ayrı, bazen de bütünleşik çalışabilmektedir. İşte örneğin bir sünger üretim fabrikasının ham maddelerinin karıştırıldığı ve sünger haline getirildiği yer proses otomasyonu iken, bu sünger oluştuktan sonra belirli ölçülere göre kesme işlemini yapan kısma da makine otomasyonu denir. Bu resim güzel bir resim. Omron'a ait genel ürün gamını göstermektedir. Burada CPU'muz mevcut. Servo sürücü, AC sürücü, giriş çıkış modülleri, vision, robotik, touch panel ve yukarıya doğru fabrika otomasyonunun tamamlayıcı ürünleri devreye giriyor. SQL Server ile database'e veri yazdırma, bu yazılan veriyi IT'ye göndererek rapor oluşturma, veri analizi yapma gibi işlemler yapılıyor. Komple bir sistem, bir bütün, bir fabrika otomasyonuna örnek diyebiliriz. Endüstri otomasyon sistemleri birçok disiplini bir arada barındırmaktadır arkadaşlar. Bu ne demek? İşin içinde elektrik, elektronik, bilgisayar ve mekanik bölümleri birlikte yer alır. Bu sistemlerin yazılım kısmını yazan ve devreye alan kişiler bu disiplinlerden temel bilgi seviyesine sahip olmalıdır. Arkadaşlar, endüstri otomasyon basitten karmaşaya doğru ve uygulamaya göre
değişkenlik gösterir. Yani bu işin temelinde kumanda devreleri var. Bununla başlar, PLC ile devam eder ve hareket kontrolcüde son bulur diyebiliriz. Tabii ki sistem karmaşıklaştıkça bilinmesi gereken şeyler de artmaktadır. Peki neden hareket kontrol sistemleri? Bunun piyasadan farkı nedir? Öncelikle endüstri otomasyon sistemlerini programlamak için bir CPU'ya, bir kontrolcüye ihtiyacımız var. Mekanik sisteme doğru hareketleri vererek çalışmasını sağlamak temel amacımız. Sistemin karmaşıklığına göre bu akıllı role de olabilir, PLC de olabilir veya hareket kontrolörü de olabilir. PLC biliyorsunuz zaten temel seviye bir mikro işlemci tabanlı programlanabilir bir kontrolcüdür. PLC ile sıralı kontrol, temel seviye hareket kontrolü, biz buna point to point diyoruz. Kapalı çevrim süreç kontrolü, örneğin PID ile sıcaklık kontrolü ve veri işleme gibi temel işlemler yapılır. Hareket kontrolcünün PLC'den önemli farkı, iki farkı. Birincisi, döngü süresi daha hızlıdır, yani donanım daha iyidir. İkincisi, hareket kontrol tekniği ihtiyacına yönelik teknoloji objelerini barındırır. Bu ne demek? Bunun detayını programlama bölümü altında anlatacağım arkadaşlar. Makine otomasyonu bizim dersimizin içeriği de bu aslında. Hareket kontrol sistemleri genelde makine otomasyonunda kullanılır. Ancak arkadaşlar her makine otomasyonu hareket kontrol tekniği ve kontrolcüsünü gerektirmeyebilir. Bu tamamen makinenin ne yaptığı ile ilgili ve mekaniğin nasıl dizayn edildiği ile ilgili arkadaşlar. Örneğin proses otomasyonunda genelde asenkron motorlar ve PLC kullanılırken makine otomasyonunda servo motorlar ve hareket kontrolcüler kullanılır. Tabii ki bunlar makinenin karmaşıklığına göre değişmektedir. Burada önemli olan şey uygulamaya yönelik doğru ürünleri seçmek ve kullanmak. Yoksa daha sonra çok uğraştırır bu tarz şeyler arkadaşlar sizlere. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.